arkadaşlar. Nasılsınız? Buğdayları biçiyoruz. Ethem'le babası gitti. Şimdi ben de 313'e şöyle 2 romork takılı gidiyorum. Bir 15 tonluk Bülent. Arkasına da Köksal takılı. Ethem de yeni romorkla 716 ile gitti. Bakalım artık bu 3 romorkla bugünkü biçimi bitiririz kısmetse. Harmandan kare olsun diye bu videoyu çekeyim sizlere. Bugün ayın 25'i. Biz bayramda başlayacağız diye hesaplıyorduk. Ama daha erkenden başlamaya karar verdik. Havalar iyi gidiyor. Artı arpadan sonra bir iki parça buğday biçelim dedik. Baktık ki biçilmiyor. Şöyle yerlerde yüksek verim var. Toplaştırmadan sonra biliyorsunuz yani 3-4 parça tarla bir yere geldi. Evi tarla yaptık, ektik. Şimdi öyle durumlarda şöyle bir sıkıntı var. Tarlanın bazı noktaları 700 kilo geçecek ciddi bir verim. Bir kısmı 400 kilolara düşüyor. Yani anız anıza sürekli ekilen tarlalar da engelde başka komşuların. Haliyle bölüp de ekme şansımız olmayınca. Ya bu yıl öyle oldu. Yani genel verimler yüksek çıkıyor ama dediğim gibi anız anıza ekilen bölgeler için aynı tarlada çok zayıf noktalar da olabiliyor. Ama geneli kuvvetli. O noktada hızlı gidemiyorsun. 2 kilometre civarı neredeyse hızlarla biçiyoruz buğdayı. Yani çok düşük bir hız. Başka türlü gitmiyor. Çok sap da çok iyi. Yani verim de güzel. Böyle olunca ya günlük biçim miktarı düşüyor. Dedik erken başlayalım yoksa bitmeyecek. Yani TM'yi alım gününe kadar zaten zaman var. Onlar bayramdan sonra alacak. Biz de bayrama kadar bir biçelim dedik. Yani yarı olmaz da belki yarıya yaklaşır tahminim, şimdi bilmiyorum. Çünkü arada kanola da biçeceğiz. Onlar da var. Yani bu sene hepsi üst üste geldi. Yani bu sebepten ötürü biraz erken başlamaya karar verdik. Şimdi o yolda biçim var. Artı tır var galiba o yolda. Şimdi 2 römorkla buradan geçmek de biraz zor. Ana cadde. Soldan yok. İki römork arttı. Arkadaki sofralı bayağı uzun. Burada da Edirne Kırklareli el yolu yapılıyor. Şurasını en son kazacaklar. Yeni yol çalışması. Buğdaylar genel olarak güzel arkadaşlar arazide. Hani öyle kötü buğday yok denecek kadar az.
hani malına bakan bu sene gerçekten iyi kazanacak gibi duruyor. Tabii fiyatlar pek istendiği gibi görünmüyor şu an için. Gerçi tüccarın elinde şu an, o yüzden TMU almaya başladığında işler değişecek diye umuyoruz. Ki depolarda da mal olduğu söyleniyor. Bakalım ne kadar mal alacaklar. Bu da önemli. Yani kısa bir sürede depolar dolup mal alımını durdurabilirler. Öyle bir durum olabilir. Tamam, kısmet yaşayıp göreceğiz. Geldik. Şurada biçiyor makine. Eski mera yollarında gidiyoruz. Şurada Ethem de orayı çekmiş. Şu aradan girelim. Makineyi bir doldursun, deposuna bakalım, dökelim yavaş yavaş. Tarla bitti. Şimdi diğer tarafa doğru gideceğiz. Oradaki daha büyük bir tarla. Bu videoyu biraz uzun tutuyorum. Yani harman izlenimi bir günlük gibi bir video olacak. Yani uzun süreli isteyen arkadaşlarımız için. Yoksa biliyorsunuz sadece yapılan bir işi genelde çekiyorum. Ama bu genel olacak. Zaten traktörü de çekeceğiz, bir çeri de çekeceğiz, yolu da çekeceğiz, muhabbeti de çekeceğiz gibi düşünün. Makinede Ethem'in babası biçiyor. Biz de Ethem'le römork çekiyoruz. Şöyle doldurduğunu da görelim. Tam denk geldi boşaltması. Gerçi ucunda branda var ya, o yüzden. Römork'un havalı fren olması çok güzel arkadaşlar. Az önce diğer tarlada onu kullanmıştım. Yani frene dokunma şansınız yok.
yanlışlıkla bir yavaşlama için normalde bazen bastığımız oluyor. Şimdi arkamda da araba büyük olunca ben bir basayım dedim yavaşlaması için, ama yani camdan çıkaracaktı beni. Arkada dört tekerleğin fren yapması ve traktörün lastiklerinden daha geniş dört tane lastik oluyor. Öyle düşünün. Çok çılgın bir fren sistemiymiş bu havalı fren. Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Yani dönüşte de arka tekerler dönüyor. Geri gitmemiz gereken durumlarda onların kilitleme sistemi var. Pistonla içeriden kilitliyoruz. Şu an traktörün 8 çıkışı da dolu. Yani iki tanesinde birer tane takılı olduğu için o şekilde dolu. Şöyle biraz açık dönelim. Buğdayları çiğnemeden. Şuna bir bakın. Önünde kamyon gibi gidiyor resmen. Lastikleri çok efsane bir şey. Gayet güzel bir römork gibi duruyor, bakalım yavaş yavaş. Bugün ilk defa dolduracağız onu kısmetse. Şimdi bu tarlada dolacak. Daha önce biraz koyduk da doldurmadık. O kısmetse bu tarlada tam dolacak. Bazen duramadığında joystick'ten çekerek şanzımanı yavaşlattırabiliyoruz. Mesela ayak pedalına çektiğin her zaman tam istediğin açıda durmayabiliyor. Hemen hop durduruyoruz. Yani motor devrini yükseltip şanzımanı küçülttüğü için anlık motor devri yükseltiyor. Onunla beraber ikisini düşürüyor falan filan. Bir şeyler yapıyor arka planda, anlayacağınız. Yani sonuç olarak fren kullanmadan gidebiliyorsunuz. Tabi ani durmak istediğinizde bu sizi durduramaz, öyle bir imkan yok. Şimdi küçük bir dere var burada. Dereden geçeceğiz. Tabii iki araba var, vurduruyor. Makina da güvenli şekilde geçti. Bayağı sıcak. 33.3 derece diyor. Zaten Edirne için 33 gösteriyordu bugün. Gerçekten bu sıcak var. Aşağı indiğimizde kapıyı açıyoruz, arka camı açıyoruz. Resmen sıcak rüzgar esiyor. Tamam, ben gidiyorum.
Burada kenarda mı durursam? Şöyle bir yanaşalım ki buradan her geçtiğinde bize döksün. İnelim aşağıya bakalım biçime. Burada rutubet makinamız burada. Motoraklarımızı da alalım bakalım. Tabureleri. Gel 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 gel. Yavaş yavaş. İki depo mal koyduk. Mal nerede? Yok, çok az. Nasıl bir tonaj var? Nasıl bir verim alacak bu? Anlamadım ki. Dönüm 37 dönüm bir tarla. Bu tarafta ışık yandı. Derecede. Bayağı bir sıkıntı oluyor bu iş. Şuradan hemen benim inmem lazım, yoksa tepeme dökebilir. Öyle fentin üstünde görmek demeyin. Bakın. Bayağı bir sert dönüş yapıyoruz.
branda için muazzam bir sistem yapmışlar. Gerçekten güzel. Çok sık kullanır mıyız? Sanmıyorum. Ama işe yarar mı? Evet. Uzak bir noktaya mal taşırken en az bir kamyon kadar yük taşıyor. Yani doldur malını, kapat brandanı, git nereye gideceksen. Hiç arkana bakma. Sonuç olarak bunun orijinal fabrikadan böyle çıkması muazzam bir detay. Hani derler ya, bildiğin bütün her şeyi unut. Bu da öyle. Bildiğin bütün romorkları unut, bunu hatırla. Tabii yurt dışındakilerden kastetmiyorum, Türkiye'dekiler. Tonajlısı olabilir ama böyle bir tasarım olup Avrupa'yı sistemde çok değişik. Biz de böyle beklemiyorduk yani, açıkçası biraz şaşırtıcı derecede büyük ve değişik bir tasarım. Yüklendiğine bakmayın, zaten hareket edince buğday durmuyor, durduğu yerde kayıyor, hemen dümdüz oluyor araba. Yani o pek önemli değil. Derken gidiyoruz bile. Şimdi bir fren yaparsa büyük ihtimalle ben burada Kutlucan yazısının altına böyle ağzımı yapıştırırım artık, öyle görünüyor. Bayağı dolmuş.
kadar. Haydi. Biraz da makineye doğru gidelim bakalım. Saat 4'ü geçti. Hala güzel sap çıkıyor. Bu sene Rumeli cesler gayet güzel duruyor. Bir meramız Enola da var. Bakalım Enola nasıl çıkacak. Onlar çok aşırı kuvvetli duruyor. Yani şu başak yapısı çok farklı. Şunlardan çok daha uzun duruyor başakları. Bakalım bir onu göreceğiz. Merak ediyorum açıkçası nasıl olacak. Çok iyi verim he. 600 kilo var kesin de. Bu tarlanın geneli güzel. O kadar toplamaya rağmen. Bu tarlanın geneli güzel. Evet, Enola'yı ben çok merak ediyorum. Bakalım Enola ne yapacak bu sene? Başak çok aşırı güzel duruyor ama. Bunda da hiç ne ot var ne bir şey var. Tarlayı anamakulu yapmışsınız hiç. İlk gibi tarla. Uğraştık. Evet. Bütün kış uğraştık onlarla.
Bu tarlamız da bitti. Patinaj mı çektik biz? Şimdi diğer tarlaya doğru gidiyoruz. Yavaş oğlum, yavaş. Bu ne ya, bayağı patinaj yapıyoruz. Ne bu böyle? Gerçi rampa burası da. Klima da kesmiyor. Yanmış traktör sıcakta. Orada büyük balya var bir tane, evet. Massey Ferguson. Krone marka bir makineyle bağlıyor. Tabii yağışlar biçim başladı artık. Sapçılar da çıkacak piyasaya haliyle bizim bölgemizde de. Ama küçük balya, ama büyük balya başlayacaklar. Şimdi şuradaki yol bayağı bir sıkıntılı. İnşallah sorun yaşamam. Çok aşırı bir rampa vardı. Hatta rampa demeyeyim, uçurumu bulmuşlar, yol yapmışlar diyeyim size. Yani öyle bir durum. Daha önce ilaç atarken geçmiştik. O da onun videosu yok. Bayağı bir dikti. İnşallah şimdi sorun yaşamayız. Aa, bayağı bayağı patinaj yapıyor ya. Şu önlerimizi bir bağlayalım biz de. Şakaya gelmeyelim. Şimdi böyle durumlarda da arkadaşlar traktörü bu şekilde yavaşlatıyorsunuz. Ama arkadaki yük bunu itmeye başlayacak. Mesela şu an bakın itmeye başladı. Çekiyorum. Yavaşlatabildiği kadar yavaşlatacak. Yavaşlatamadığı yerde fren kullanmak zorundasınız. Ama şu an için sıkıntı yok, indirebiliyor. Normalde bu devirleri hiç çıkaramazsınız motoru. Sadece bu şekilde zorlandığı durumlarda çıkarıyor. Patinaj patinaj çıkıyor traktör. Yani 15 tona yakın buğday var, hadi 14 diyelim. 2 tane de römork var. Ondan da ikisi 5 tonu geçiyor. Hadi 6 dese 20 ton. 20 ton yük diyelim arkamızdaki. Yani öyle bir rampada bunu bu kadar zorlaması normal zaten. Traktörün de belli bir ağırlığı var yani. Ayak kolunu alalım ya. Ha şöyle. Yürü.
mesela burada duramayacağız. Bak motor devir çok yüksek, hemen frene basıyoruz. Yoksa durduramayacağım diyor. Yani motor devri yüksek uyarısı verdi, gördünüz. Yolun girişi de biraz dar. Şimdi önlerimizi yine bağlayalım. Bak bu kadar geniş. Tarlanın ucundan geçti. Allah tarlanın ucundan geçti. O kadar da geniş girdim oysa ki. Mecbur ben tarladan döneceğim. Çünkü yol ileride bitiyor, çıkmaz yol. Yaklaşalım. Bu bir depoyu doldursun bakalım da ondan sonra ona göre bir uygun giriş yapacağım artık. Feci vurdurdu. Freni çok çekmemişiz. Çekince normalde şanzıman boşalıyor. Boşalınca yürümeye başladı. Düşün şanzıman o kadar tutuyor traktörü. Hatta şöyle yapalım. Hop. Bildiğiniz gidiyor bak şu an. Şimdi yürüme ileriye aldım. Bakın gitmiyor. Tutuyor traktörü. Çok az kaçıyor. Heh, şimdi durdurdu. Ama boşalırsak eğer. Şuradan N'ye basalım yani boş. Hop. Yani şanzıman aynı bir içeride var gibi. Çektiğinizde kasıp kendini tutabiliyor. Şimdi durdurup bekleyelim bakalım. Arka camımızı da açalım. Gidelim aşağıdan bir dönelim bakalım. Bir de bu daha doldurduk burada. Önlerimizi bağlayalım. Buradan bir sıra daha biçerse ben buradan yukarı çıkarım. En iyisi onu bekleyeyim. Oradan bir sıra daha biçsin.
olalım. Acelemiz yok. Sakin sakin. Çok da yanaşmayalım. Buradan çamurluğa da vurdurabiliriz arabayı. Çünkü traktör çok dönüyor biliyorsunuz. Şöyle duralım. Tamam, kalkmadım koltuktan. Şimdi şuradan bir sıra daha gitsin, ondan sonra oradan rahat rahat döneriz artık. İçerisi olmuş 36,5 derece. Pardon, dışarısı. Çünkü güneşte kalıyor ya, 36 derece diyor. Traktörün içi oluyor 40 derece. Plan değişti. Şuradan yukarıdan çıkacağız. Yukarı doğru bir yerde durayım. Hatta pek bir şey yok. Oradan dökeceğiz artık onları. Bakın şu tarla içinde önleri kurtardım. Zorlanacak mı? Zorlanmıyor. Patenaj yapayım istemiyor. Sadece bayılmasın diye biraz daha yüksek devirle götürtüyor. Arkada yük olduğu için. Şöyle dönüşte rahat dönelim. Çıkamıyoruz, batıyoruz. Ama şu an 25 ton mal var, nasıl çıksın? Baban da vuracak bize galiba ya. Yok, yok, sola doğru gel, sola doğru. Makaslayamayacaksın, yoksa iyice kalacağız orada. Şu, yalnız yavaş git, traktör durmuyor. Ağır ağır. Hiç sevmiyorum, böyle çatak çatak yol yaptılar bize. Tarladan çıkmaması da dert, girmesi de dert. Nasıl tarla bu ya? En kötü tarla bu herhalde. Tarlayı bana bu mu? Tarlayı de. Tarlayı şey çok kötü. Yolu giriş kötü. Girişi nasıl yapacağız? Ağır ağır abi. Şimdi sen az önce bana aklını verdin. Ağır ağır. Gel bakalım, bir de göster bakalım. Bak şimdi abi, ağır ağır sağdan sana çıkıyoruz. Korkmayacaksın, sen birazcık komşunun budayla bile bir gezersin. Hayır yani. Hayır canım, daha neler. Allah Allah, çukur yoksa da geçeceksin. Hayır, karşıda çukur var. Karşı yani, derin baya. Ne derin karşısı? Sen şuradan normal yola kavral. Tamam. Bu tarafta sıkıntı yok. De bakalım. Kavral kavral kavral. Çıkacak o. Var onun öyle bir niyeti. Yürü 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 yürü. Bu arabayı boşaltır. Risk almayalım. Bas 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 bas. Hayır hayır hayır. Arar. Yürü yürü, bas 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 bas, çıkacak Fanta, bas. İşte önünün hafif olması. Sen önün hafif olmasa dolayısıyla gidemiyor ya. Yoksa yola çıksa sıkıntı yok, yola çıkamıyor. Kanalı kaydı. Bilmiyorsun, orası derin baya, bu taraf sıkıntı yok. Buradan böyle çapraz çıksan da bir şey olmaz. Ya.
yolları yapanların var ya, çok sensin. Küfür etmek lazım. Ama bir derin, bir çukur. Ama yani bu kadar bir şey diyeceğim, ayıp olacak. Derin kanal. Fasel kanalı, neyse, kanalı kapatacak. Lamana kanal gider. Az çıktık çıktık. Tamam, burada döker ona. El frenini güzel çek. Bay bay. Ver benim şapkayı da. Çok vurduruyor be. Roborklarda 25 ton var. Roborklarda herhalde 11 ton, 12 ton gelse, 11 ton gelse kafadan bir 35 ton var. Traktör çok süper ama ön ağırlığının eksik olması, özellikle kalkışlarda traktörü savurabiliyor. Torku çok kuvvetli yani, traktör boğulmak istemiyor. Gideceğim çıkacağım diyor yani, kuvvetli. Çekiş kısmı kuvvetli. Sadece ön tekerlerin işte hafiflikten dolayı bir tık kaçırması denge kaybına yol açıyor. Sağa sola başlıyor kaybeden traktör.